Annenizi mi daha çok severseniz, babanızı mı? Aslında ne kadar anlamsız bir soru, öyle değil mi? Annenin de yeri ayrı, babanın da yeri ayrı. İkisi de birbirinin yerini dolduramaz. İkisiyle de beraber olmak ister bir çocuk. İkisi de mutlu olsun ister. İkisiyle birlikte büyümek, ikisine birlikte sırtını dayamak ister. Baba çok ama çok önemlidir. Özellikle iyi bir babaysa vazgeçilmezdir. Ama anne... Anne deyince insanın burnunun direği sızlar. Peki hayatınızda bu iki önemli insandan biri birini öldürürse, babanız annenizi öldürürse ne yaparsınız? Kendinizi nasıl hissedersiniz? Babanızı cezaevine, annenizi toprağa uğurlarken canınızdan çok sevdiğiniz annenizi bir daha göremeyeceğinizi hissederken, babanıza bir taraftan baba olduğu için saygı duyup bir taraftan da elinizden annenizi aldığı için nefret ederken hayata nasıl devam edersiniz? Ya da devam edebilir misiniz? Bu pek çokları için hayal dahi etmek istemediği bir senaryoyken bazıları bunu yaşıyor maalesef. Ve işte o yaşayanlardan biri dünya tatlısı Duygu Batu. Hoşça Kal Anne başlığıyla bir kitap kaleme alıyor. Okudum ve diğer tüm okuyanlar gibi okurken gözyaşlarımı tutamadım. Hoş geldin Duygucuğum. Hoş buldum Aylin Hanım. Bu kitabı okurken o kadar bir kere duygularını çok güzel ifade ediyorsun. Çok güzel yazmışsın acını, annene olan sevgini. Ne hissediyordun annene? Annen senin için ne ifade ediyordu? Bütün kız çocuklar annelerine hayrandılar ama bazı kız çocuklarıyla anneleri arasında öyle bir bağ vardır ki o anneler hem en yakın arkadaşıdır hem de vazgeçilmezidir. Senin için nasıldı? Çok güzel tarif ettiniz. Annem benim çocukluk arkadaşım, oyuncağım, meleğim, her şeyimdi. Her kız çocuğu için annesi çok değerlidir. Sonuçta doğar doğmaz onun ellerine veriliyoruz. Onun kokusunu alıyoruz. Annem benim için her şeyden daha değerliydi ve hayatım boyunca her şeyden daha değerli olacak. Ondan daha üstün bir sevgi asla olmayacak. Fakat hayat bazen bizi sınavlara tabi tutuyor. Ben de ağır sınavlardan birine girdim ne yazık ki. Çocukken babanın annene sık sık şiddet uyguladığını ve çocukluğum elimden alındı dediğini hatırlıyorum kitapta. Neden boşanmadı annen? Bir iki kere teşebbüs de etmiş ama ne bileyim, anlatsana. Evet, her çocuk mutlu bir ailede büyümek ister. En azından oyun oynayabilmek ister. Ders çalışırken... En azından rahat bir ortam ister. Fakat ben kapılar arkasında ders çalışırdım. Ödevlerim vardı, sınavlarım vardı. Annemle babamın kavgasından dolayı ders çalışamadığım, ders çalışamıyorum diye ağladığım ya da anneme bir şey olacak diye korkarak ağladığım çok gün oldu. Özellikle çocukluğum, küçüklüğüm, ilkokul dönemlerim çok şiddetli geçti. Annemle babamın kavgaları çünkü çok şiddetliydi. Bazen diyordum ki keşke ben zarar görseydim de anneme bir şey olmasaydı. Ben küçükken hep şey derdim, bazı şeyleri hissedermiş gibi. Anne ben sensiz yaşayamam, sen de bensiz yaşayamazsın. Birbirimizin acısına dayanamayız, ikimiz de aynı anda ölelim derdim. Ay Allah korusun. Annem de hep saçmalama, öyle bir şey olmayacak derdi bana. Ama ben onu kaybettim. Ama Allah hep sıralı ölüm versin. Evet. Allah evlat acısı vermesin derler. Tabii, biliyorsun evet. Duygucuğum, muhtemelen sen çok acı çektin ama annen muhtemelen senin çektiğin acının kat be katını çekerdi diye tahmin ediyorum. Tabii ki öyle. Çok boşanma davaları oldu. Sizin de söylediğiniz gibi kitapta da yazdım. Fakat olmadı. Burada kadının gücü çok önemli. Kadının eğitim seviyesi, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi çok önemli. Birkaç kere denediler. Fakat annemin tek başına maddi imkanlarının izin vermeyeceğini. Bir de baban sizi kaçırmış, annene göstermemiş. Küçüklüğümde evet, babanı kaçırmaları, anneme göstermemeleri oldu. Kitapta da bunları anlattım.
çok net hatırlıyorum. 16 yaşında bir kuzenim bir süre, 1-2 hafta kadar. Tam net hatırlayamıyorum. Küçüktüm çünkü, çok küçüktüm. Bunları yaşamamam gerektiği kadar küçüktüm. Bir yerde böyle kapıları yumrukluyordum anneme gitmek istiyorum diye. Çok ağlıyordum. Bir çocuğun yanı annesiyle babasının yanıdır. Ama mutlu bir şekilde büyümek ister. Ben annemle babam artık boşansın diye dua ediyordum. Çünkü olmuyordu, yürümüyordu. Hangi çocuk annesiyle babasının boşanmasını ister ki? Hiçbir ben çocuk. İstiyordum artık. Çünkü bazı şeyler dayanamayacak seviyeye gelmişti. Duygu, bana şu enteresan geliyor. Aile içi şiddet, evet, Türkiye'de kanayan bir yara. Kadın cinayetleri de çok oluyor. Ama her aile içinde şiddet tabii ki cinayete dönüşmüyor. Bir insanın cinayete teşebbüs etmesi için, bir canlının, özellikle çocuklarının annesinin canını alabilmesi için psikolojik olarak da çok sağlam olmaması, yeterli olmamasını düşünüyorum ben. Sen kitabında diyorsun ki annemi hep öldüreceğinden korkuyordum. Neye göre bunu söylüyordun? Yani evet, şiddet olabilir, yani olamaz ama olabilir, ama sonunun ölüm tehdidine kadar gitmesini sana düşündürecek şey neydi? Çocukluk korkularımdı. Çünkü çocukken gene ilkokul yıllarıma döneceğim ama hep annemi gözümün önüne getirdiğimde, yani babam çok döverdi, işte ya balkondan atacak derdim. Bunun sebebi de kavga ederken annemi saçından çekerek döverdi ve balkon çok yakındı ve çok yüksekte oturuyorduk, yani 4. kattaydık. Ya da derdim bıçaklayarak öldürecek. Buna çok korkardım. Büyüdükçe onların kavgaları son özellikle 4-5 yıl birazcık daha azalmaya başladı. Dedim ki herhalde biz normale dönüyoruz artık, ama öyle olmadı. Daha kötü bir sonla bitti. Çocukluk korkularımdan dolayı öldürmesinden çok korkuyordum. Bir yandan büyüdükçe bu korku azaldı. Bu korkuları unutmaya başladım, ama annem hiç öyle değildi. Annemin hep böyle bir korkusu vardı. Ve ne yazık ki gerçek oldu. Bu korku gerçek oldu. Ve babam... Söyle canım. Evet, sözünüzü söyle. Şu hiçbir sebep, şunu kabul etmiyorum. O şunu yaptı da ben asla şiddet uyguladım. O bunu yaptı, ben o yüzden öldürdüm. Böyle bir şey yok. Evet, bir kavgada iki kişi de hatalı olabilir. Ama hiçbir sebep bir insanı dövmeye, hele ki kendinden güçsüz birini dövmeye, öldürmeye kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Beğenmiyorsan boşan. Tabii ki öyle, kesinlikle. Babanın anneni öldürdüğü gün, o güne dönelim mi? O gün çok kötü bir tesadüf. Hep söylerim, ilk defa annemi evden öpmeden çıktım. Hayatımın en büyük pişmanlığı buydu. 22 Mart'tı, özür dilerim. 22 Mart'tı ve benim üniversite sınavıma 2 gün vardı. Ben o gün sabah, normal bir gün, hepimiz anne devam ederiz, yarın her şey devam edecek ya da akşam eve geldiğimizde her şey bıraktığımız gibi devam edecek. Öyle değil mi? Yani bütün sevdiklerimizle bile onları hiç görmeyeceğimiz aklımıza gelmez. O şekilde yaşarız, davranırız. Evden normal bir şekilde çıkıyorum, arkadaşlarımla Eyüp Sultan'a gideceğiz, gezmeye gideceğiz. Hani klasik sınavdan önce yapılan dua, şeyler. Bir yandan heyecanlıyım, böyle sınavı 2 gün kalmış, telaşlıyım, üniversite sınavı. O gün annemi evden öpmeden çıktım, fark ettim öpmediğimi. Kapıya geldiğimde neyse dedim, akşam gelince annemi öperim ve yoluma devam ettim. Geri dönmedim, geç kalıyordum çünkü. Keşke dönseymişim, şöyle öpüp koklayıp sarılsaymışım, içime çekseymişim. Çünkü son olacakmış, bilmiyordum. O gün ben gittim, arkadaşlarımla birlikteydim. Geri dönüşte çok yakın bir arkadaşım kendisine gitmemi istedi, birlikte bir şeyler yapalım diye. Gittim. Dönerken evime anneme ulaşamıyordum. Bir cuma günüydü ve deli gibi trafik vardı. Sürekli arıyorum ama telefon açılmıyor. Sürekli telefonu arıyorum, açılmıyor. Açıldı en sonunda. Tabii sonunda böyle rahatlamış bir şekilde anne diye açtım telefonu. Fakat ambulans görevlileri açtı telefonu. Anneniz ağır yaralı. Babanız tarafından yaralandı. Baba tarafından kimseye haber vermeyin, acilen gelin dedi ve telefonu kapattı. Ne hissettin?
titremeye başladım, ağlamaya başladım. Ama nasıl bir titreme? Yani zangır zangır titriyorum. Belki otobüsün dışındaki, otobüs durağındaki insanlar bile o titremeyi fark ediyordur. İnsanlar, çevremdeki insanlar, yanımda oturanlar su vermeye başladı, peçete vermeye başladı. Trafik çok, anneme yetişmek istiyorum ama yok yani adım atmıyor. İneyim, koşayım diye düşünüyorum. Koşamıyorum, çok uzak bir mesafedeyim. Tekrardan bir telefon çaldı, babam arıyor bu sefer. Eve gelme, halana git diye. Baba sen ne yaptın dedim, eve gelme, halana git dedi. O da telefonu kapattı. Daha sonra ben eve gittiğimde evde olay yeri inceleme vardı. Annemi hastaneye götürmüşler. Beni evin içine almadılar. Çünkü evde sadece bıçaklanma değil, cam kırıkları falan da varmış. Yani kavga da çıkmış evin içerisinde. Beni evin içine almadılar. Ben Bağcılar Araştırma Hastanesi'ne gittim. Orada annemin 7 kere bıçaklandığını öğrendim. Kalbinden. Kalbi delinmiş ve ciğerleri parçalanmış. Orada zaten böyle dünya başıma yıkıldı. Ve sonra kabus gibi bir 33 gün yoğun bakım süreci. Daha sonra da zorlu bir süreç bizi bekledi. Beni bekledi daha doğrusu. Ama aslında öpebildin. Evet. Anneni öptün. 20. Bu senin en büyük pişmanlığın olmamalı artık. Çünkü annenin son etapta senin sesini duyduğunu ve gözünü açıp kapattığını, beni duyuyor musun dediğini, öptüğünü, kokladığını ve onunla vedalaştığını biliyorum. Artık bu pişmanlığı bırak. Bu pişmanlığın olmasın senin, Duygucuğum. Hayatımın en mutlu günü benim 20 Nisan. Aslına sorarsanız hayatınızın en mutlu günü insanlar evlilik teklifi aldı, işte çocuğum oldu, işte doğum günü. Böyle güzel şeylerden bahseder ama benim için de en güzel şey bu. Çünkü eğer ki annemi öpmeden, koklamadan annem vefat etseydi o zaman çok daha kötü olurdum. Tam umudumu kaybettiğim anda annem kendisine geldi. Mucizelere inanırım her zaman ve annem şaka gibi bir kadındı. Her gün onun başına gittiğimde anne sen şaka yapıyor olmalısın ve uyanacaksın derdim ona. Beni hiç duymazdı, hiç beni anlamadı. Doktorlar duymadığını, bilincinin yerinde olmadığını söylüyordu. Bir ay sonra artık bütün umudum bitmiş. Yanında artık heyecanlanamıyorum. Sadece onu izliyorum. Birden annemin parmaklarını kıpırdattığını fark ettim. Ve dedim ki çok yorgunsun Duygu. Uykusuzsun, günlerdir uyumuyorsun, hayal görüyorsun bence sen. Neyse dedim bir umut. Anne dedim beni duyuyorsan elimi sık, elimi sıkar gibi oldu. İnanamadım. Anne dedim gözünü aç kapı, gözünü açtı kapattı. İşte o an benim hayatımın en mutlu günüydü ve çığlık attım annem beni duyuyor diye. Hemşireler evet bilinci yerine geldi. Konuşabilirsin dedi. Ve anne seni çok seviyorum dedim. Hala çok güzelsin dedim. Ve buradan çıkacaksın dedim. Korkuyor musun dedim. Gözlerini böyle yaptı. Gözlerini kapattı. Korkma dedim. Hepimiz buradayız dedim. İyileşeceksin dedim. Onu öptüm. Saçını kestim. Hala saklıyorum. Saçından bir tutam aldın değil mi? Evet. Anneciğinin. Ve çıktım. Ertesi gün işte Allah'ın o bana bir mucizesiydi. Tekrardan böbrekleri duruyor. Safra kesesi alınıyor. Ve bir sonraki günde hayatını kaybediyor. Neden anneni yıkadın? Bütün bu kitapta beni en etkileyen, en içimi acıtan ve kendine neden bunu yaptı acaba diye sorguladığım şey o oldu. Anne otopsiye gidiyor. Annenizi son olarak nasıl hatırlamak istersiniz? Hep gülümseyen haliyle, hep canlı haliyle. Bu kızcağız, Duygu, anlayamadığım ama şimdi soracağım bir şekilde. Annesinin sırtından, her tarafından, otopsiden geldiği için kanlar akarken annemin buz gibi bedenine dokundum ve annemi ben yıkamalıydım, annemi ben yıkadım yazmış. Ben o cümleleri tekrar 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 okudum.
Neden Duygu? 18 yıl boyunca hep yanımda. Hep benim yanımdaydı. Beni büyüttü. Ve siz bir anda artık onun sizin yanında olmayacağınızı öğreniyorsunuz. Ve bunu kabul edemiyorsunuz. Evet, artık annem yok ve bana onun öldüğünü söylüyorlar. İlk söylediğim şey, anne ben mezun oluyorum. Sonra şaka gibi. İnanamadım. Zaten bu şok 6 ay sürdü. Ben 6 ay kendimi hatırlayamadım. O an sadece şunu düşündüm. Ben bir daha annemi göremeyeceğim. Bu kadar. Yani ben bir daha o mezarı açıp da annemi göremem şimdi. Ben bir daha ona sarılamam. Ben bir daha onu öpemem. Tek odaklandığım şey, ben bir daha annemi göremeyeceğim. Ve onu bir saniye fazla görmek için bile her şeyi yapıyorsunuz o anda. Ve yaptım. Pişman değilim. Onu ellerimle yıkadım. Zemzem sularıyla, gül sularıyla yıkadım. Canım benim. Evet, girdiğinde kafası açıktı ve beyni bile dikilmemişti. İlk gördüğümde yorgan ipliğiyle göğsüne dikmişlerdi ve dedim ki ne yapmışlar annemi? Ama o an şokla gözümden bir damla bile yaş gelmedi. Sırtının arkasından dereden su akar gibi kanlar akıyordu. Ama ben onun elini öptüm ve ben onun ayak parmaklarının arasını öptüm. Ben onu doymak istedim. Ben ona vedalaşmak istedim ve ben ona son görevimi yapmak istedim. Ben onu başkasına emanet edemezdim. Ben onu kendime uğurladım. Kendim kefenledim. Kendim öptüm. Kendim sevdim ben onu. Son kez yaptım ve bundan sonra bu şansım da yok. Ama o benim o haliyle görsem de görmesem de hep meleğim olarak aklımda. Çünkü meleğim, biliyorum. Ve bu kitabı da yazarken annesi ölmüş, anne acısını çeken ya da annesizliği anlamak isteyen, anne kıymetini anlamak isteyen insanlar için yazdım. Çünkü ben bulamadım, çünkü acımı anlatacak bir kitap çok aradım. Anne ile ilgili kitap, roman, annesi ölmüş insanların öyküsünü çok aradım, bulamadım ve ben yazdım. Toplumda evet hep kadına şiddete dikkat çekiyoruz ama onların arkasındaki bize ne oluyor? Hiç dikkat çekmiyoruz. Evet, psikolog, psikiyatr, onlar bize anne baba olmuyor. Onlar bize sevgi veremiyor. Onlar bize sadece ilaç verebiliyor. Bir de bir saat karşılıklı konuşabiliyoruz ama şu içimiz hep aynı. O yanıyor. O yanıyor yani, sönmüyor. Duygu, bir de enteresan bir şey var senin hikayende. Bir cani öldürse anneni, ondan nefret et. Onu öldürmek iste. En kötüleri dile onun için. Yani bizim kültürümüzde Allah'a havale edilir ama gerekiyorsa, içini rahatlatıyorsa beddua et. En kötü küfürleri et. Ama burada sana bu büyük acıyı yaşatan baban, senin öz baban ve sana çok değer veren, seni çok seven, senin bir gülücüğün için kilometrelerce yol kat eden ve sana olan sevgisini defalarca dile getiren baban. Evet, kitabımda da diyorum, benim annemi halatım olarak tarif ediyorum ben. Ben halata bağlı bir gemiydim. Annem benim halatımdı ve halatımı kopardılar. Benim halatımı koparan da benim canımdan candı ve babamdı. Ya o kadar tarifsiz ki, başka biri değil, yabancı biri değil. Ölümün her şekli kötü ama başka şeklinde olsaydı babama sarılabilirdim. Belki onun koynunda uyuyabilirdim. Belki onu anne bilebilirdim. Ondan medet umabilirdin, ondan şefkat bekleyebilirdin. Ama bunu yapan babam. Yani babam ama annemin katili. Burada söz bitiyor, benim için de söz bitiyor. Çünkü babam şu an boşluk. Hayatımdaki yeri, önemi, değeri tanımlayamıyorum. Çünkü hatalar affedilir ama bu hata dışı bir şey. Bu çok farklı bir şey. Bu affedilir mi, affedilecek bir şey mi? Bunun tartışması bile yapılamayacak bir konu. Ya bir insanın canı, o insan benim annem ve 7 bıçak darbesi, 7'si kalbine. Çok zor, gerçekten çok zor. Hem annesiz hem babasız kaldım. Kurtlarla dolu bir dünyanın içinde tek kaldım. Çok zor günler. Her aç kaldığımda, her ben bugün nereye gideceğim diye düşündüğüm zaman hep babamı suçladım. Belki kolayı buydu değil de bilmiyorum. Ama ben hep suçladım. Ben her ağlı, ben arkadaşlarımla aramda tartışma olduğunda bile suçladım.
Hep suçladım. Hayatım boyunca da böyle olacak sanırım. Ama o suçladığın, annenin hayatını sonlandıran babanla yüzleştin. Evet, yüzleştim. Gittin cezaevine. Gittim. Ve yüzleştin. İlk gördüğünde ne hissettin? Ne yapmak istedin? Sarılmak mı geldi içinden? Susmak mı geldi? Belki bir sert yumruk atmak mı geldi? Ne hissettin ilk gördüğünde? Hiçbir şey. Yani nasıl ki annemi otopside gördüğümde kal geldiyse bana, şok geçirdiysem, babamı ilk cezaevinde gördüğümde de aynı şey oldu. Aslında ikisi de öldü ama ölümün farklı boyutlarıydı. Biri yaşarken diğeri gerçekten öldü. Benim için ama benim kalbimi de öyle. İlk cezaevine girdiğimde cezaevi prosedürü zaten çok farklı. Ben hiç cezaevine gitmemiştim. Gitmek de istemezdim. Sürekli bir aramalar, sürekli taramalardan geçiyoruz. Aramalar artık migrenim tuttu. Zaten içeri girene kadar bir saat aramadan geçiyoruz. Sürekli kapılar ardında aranıyoruz. İçeride bir sürü mahkum, hepsi katil, kimisi seri katil. Jandarmalar o atmosferin içerisinde zaten ben neredeyim diyorsunuz. Ve babam geldiğinde... Bana kızgın mısın dedi. Nasıl pişman bir hali var mıydı? Pişmanım dedi mi? Ya da mahkeme sürecinde böyle bir şey dedi mi? Pişmanım dedi. Bana mektup yazdı. Çok pişmanım. Senin hayatını mahvettik dedi. Ama çok geç. Pişman olması neyi geri getirir bilmiyorum. Neden pişman onu da bilmiyorum. Cezaevine girdiği için mi? Annem öldüğü için mi? Biz üzüldüğümüz için mi? Önemsiyor musun? Önemsememin bir önemi yok. Çünkü bir şey değişmeyecek. Bana kızgın mısın dedi cezaevinde ilk seni gördüğünde. İlk cevap sonra... ben o güne dair sadece çok ilginç ama bu kelimeyi hatırlıyorum. Çünkü o gün ilk kez cezaevine girdim ve karşımdaki babam artık bir katildi ve annemin katiliydi. Ve benim canımın bu kadar yanmasının sebebiydi. Ben o güne dair... Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Hiçbir şey ama. Annenin mezarına gidebiliyor musun? Tek başıma hala gidemiyorum. Ve biriyle de çok nadir gidiyorum. Kabul edebiliyor musun? Çünkü edemiyorum ve onun mezarına gitmek, onun öldüğünü kabul etmek demek benim için. Dua okurken bile zorlanıyorum. Çünkü ben kalbimde annemin öldüğünü kabul etmek istemiyorum. O ölmedi. Ya benim için ölemez. Ben evlendim ve düğün davetiyeme bile merhum yazdırmadım onun ismini. Merhum yazalım mı dediklerinde hayır o ölmedi diye tepki verdim. Çünkü benim annem ölemezdi. Ve bana öldüğü söyleniyor. Belki biyolojik, fizyolojik olarak ölmüş olabilir. Nasıl ama algılıyorsun ölümü, Duygu? Sence ölüm ne? Bir başka boyuta geçmek. O benim, hep benimle. Ben anneyle kızın ilişkisinin kesilmeyeceğini öğrendim annem öldükten sonra. Çünkü benim her özel ve önemli günümde rüyama girdi ve benimle konuştu. Ona soru sormak istediğim her şeyi, yoğun bakımda kendisine gelseydi şunları sorardım dediğim her şeyi ben rüyamda ona sordum ve bana cevap verdi. İlk makyaj yaptığım gün annemin ölümünden sonra dedi ki bugün çok güzel olmuştun. Ben bugün senin yanındaydım. Ben hep senin yanına geliyorum. Ben seni hissediyorum. Anne dedim nasıl öldün? Dedi ki önce senin hayalini gördüm. Sonra bütün vücudum buz gibi oldu. Sonra ben ölüyorum dedim dedi. Bütün bunların bilinçaltı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle anneyle kızın bağlantısını, bir anneyle evladının bağlantısının kesilmeyeceğini düşünüyorum. O benim hep yanımda. Ve beni hep hissediyor. Hatta o zaman şimdi eşim ama o zaman erkek arkadaşımı bile rüyamda anlatmıştım. Anne nasıllar dediğinde bana ailesi çok iyi, onlar çok iyi insanlar diye cevap vermiş. Ben hep yanınıza geliyorum ama işte bazen evin yolunu şaşırıyorum gibi şeyler söylüyordu. Aslında annem hep benimle derken bilimsel bir gerçekliği de söylüyorsun biliyor musun? Ben de yeni öğrendim. İzleyicilerimizle de paylaşmıştık. Annem ölmedi, benim mitokondrimde gizli diye bir yazı var Duygu. Bu yazının seni rahatlatacağını inanıyorum ben. Anneden sadece evladına geçen ve hücrede gizli, hücrenin en önemli parçasından bahsediyorum mitokondri. Sadece anneden geçiyor ve evlatta yaşıyor.
Annen senin her hücrende, her mitokondrinde var. Annen sende yaşıyor. Annen hep seninle beraber. Bilimsel olarak seninle beraber. Lütfen o yazıyı okur musun? Tabii. Oku, hoşuna gidecek ve seni bir şekilde rahatlatacak o yazı. %100 eminim. Duygu, babanın davası bitti mi? Sonuçlandı mı? Dava sonuçlandı. Mahkum oldu mu? Nasıl gidiyor? 17 yıl ceza aldı. Zaten olay gününden beri cezaevinde. 4 yıl. 4 yıl oldu. 4 yılda cezaevinde. O da yani bilmiyorum. Babamın yerine koyup da kendimi düşünmüyorum çok. Çünkü annem kendisine gelip konuşamadı bile. Hiçbir şey anlatamadı. Olayı onun ağzından dinlemedim. Hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden babamın yerine de koyup hiç düşünmüyorum. Çünkü çektiğim acı, yani ben çok acı çektim. Ben gerçekten çok üzüldüm. Ben sadece annesiz, babasız, yurtsuz, evsiz, her şeysiz kaldım ben. Ben okuldan çıkardım. Acaba bugün hangi akrabama gitsem, bugün kimde kalsam diye düşünürdüm. Bir süre sonra zaten yurtta kaldım. Fakat şu da enteresan. Duygu annesinin vefatının ardından 2 gün sonra üniversite sınavına giriyor. Duygu şu anda bir odyolog. Evet. Odyometrist. Evet. Odyometrist ve özel bir üniversitede tam burslu olarak okuyor. Düşünebiliyor musunuz? O stres ve o mutsuzluğun ardından 2 gün sonra üniversite sınavına giren, başaran bir üniversite mezunu var karşımızda. Bileğine altın bileziğini takmış ve şu anda bilfiil çalışan, ayakları üzerinde duran bir kadın. Seni istemeye Anıl, amcanlardan istemiş seni. Evet, o zaman amcanlarla görüşüyorsun. Görüşüyorum. Onlar da mı babana kızgınlar? Çünkü sen babana müsamaha gösterecek insanlarla bir araya gelebilecek ruh halinde değilsin. Ya da babana anlayış gösterecek. Bir süre zaten baba tarafından hiç kimseyle görüşmedim. Son 1-2 yıldır daha böyle yaklaşıyorum. O da belli kişiler. Babamın tüm tarafıyla değil, işte amcamla. Yani çok nadir kişilerle. Bana duygularını özellikle amcam, Memiş amcam çok fazla hissettirmemeye çalışıyorlar. Çünkü onların kardeşim. Evet, babama kızıyorlar ama babamı korumacı yönleri de var. Çok bana hissettirmemeye çalışıyorlar. Babaannen var mı? Var babaannem. Yani evladı. Öyle ama annem konusunda çok hassasım. Anneme değdikleri an kim olursa olsun herkese tepkim aynı olur. Anneme laf söyleyen kişi benim için bitmiştir. Kim seni yargılayabilir ki? Kim seni yadırgayabilir ki? Ne diyor baban annenle ilgili? Ben onu çok seviyordum. Cinnet geçirdim. Kendimde değildim. Bunu bana kabul edemiyorum. Evet. Yani sevgi bu sevgi değil. Yani bu başka bir ruh hali ama sevgi bu değil. Yani olmamalı. Olmamalı. Ben böyle bir sevgi istemiyorum. Olmaz olsun böyle hastalıklı bir sevgi. Hastalıklı bir sevgiydi onların ikisi. Yani kaçarak evlenmişler. Herkesi karşılarına almışlar. Fakat çok kötü sonla bitti. Çok çok kötü sonla bitti hem de. Olan en çok da bana oldu. Ben annemle büyümek isterdim. Huzurlu bir şekilde büyümek isterdim. Üniversite yıllarımda yurtta kalıyordum ve çok zorlanıyordum. Çünkü herkesin annesi babası var arkadaşlarım. Evet, ziyarete geliyorlar. Böyle koli koli yiyecekler gönderiyorlardı. Yani sınandım. Gerçekten sınandım. Duygu, anneler gününü nasıl geçiriyorsun 4 senedir? O kadar ilginç ki annemin yaşıtı olan birçok kişiyi annem öldüğünden beri annem yerine koyuyorum. Anne olarak görüyorum. Aslında bunu kendimi burada şimdi, yani kendim dışında kimseye itiraf etmemiştim ama annemin yaşıtları olan herkese anne yerine koyuyorum. Ve dedim ki artık bir gün kendime, zaman zaman hala diyorum, Duygu, herkes senin annen gibi olamaz. Anne açığını bu kadar çok kapatmaya çalışma. Yeri geliyor, annem kadar sevebileceğimi düşündüğüm insanlara hediye alıyorum. Ama anneler günü buruk, 23 Nisan buruk. Doğum günlerim bile buruk benim.
Bundan sonra zaten %100 mutlu olamam. Hep öyle deme. Annen senin mutlu olmanı ister. Evet ama eksik olacağım. Mutlu olsam bile hep eksik olacağım. O dönem çalıştığım bir firma vardı. Bana çok destek oldular. İlk sene yurt paramı onlar ödedi. Buradan tekrardan Allah teşekkür ederim kendilerine. Onların çok desteği oldu. Şimdiki iş yerimde zaten patronum odyolog Leyla Türe uzman odyolog. Çok iyi, çok iyi bir anne ve çok iyi bir patron gerçekten. Yani böyle anne olan, anne idolünde olan herkese sarılıyorum, seviyorum. Eşimin annesi şu an. O ikinci annem. Eşin nasıl? Güzel şeyler anlat eşinle ilgili. Eşim bana sarıldı, sarmaladı. Onunla birlikte hayat buldum. Onsuz bunu atlatamazdım. Güzel şeyler söyle. Lütfen güzel şeyler söyle Duygu. Eşimle çok mutluyum de bana. Eşim benim ilk aşkım. İlk platonik aşkım da aslında. Ben hiç tek başıma çay içemezdim. Çünkü kitapta da anlattım. Annemle babam hep birlikte yemek yiyemezdik ama çay içerdik. Bu yüzden hiç tek başıma çay içemezdim. Ben eşimin ailesine sığındım. Eşimin ailesiyle aile şefkatini buldum. O zaman sevgili olmamıza rağmen onlar bana hani bir gelindir ya da oğlumuzun kız arkadaşı gibi değil de bu bizim kızımız gözüyle sardı sarmaladı. İşte gezmeye gitseler, pikniğe gitseler bile beni alıyorlardı. Yani aile sıcaklığımı hep orada yaşadım, hissettim. Eşimle ve tabii ailesiyle atlatmama daha yardımcı oldular ama bu acı atlatılmaz ancak bastırılabilir. Ama en azından aile sevgisini biraz da olsun görebildim. Duygu, abin? Şimdi şiddetli geçimsizliklerin olduğu ailede iki tür tabloyla karşılaşılıyor. Ya çocuk çok kötü bir tabloya düşer ya da işte pes etme hayata tutunur. Abimle bizim bakış açılarımız çok farklı. O çok babama dönük ve resmen annemi itmiş durumda. Babama çok düşkün ve ben bunu kaldıramıyorum. Çünkü ben anneme laf söylenmesine dayanamam. Biz onunla aynı karındaşız. Yani kardeşi nasıl ismi karındaştır. Aynı karında büyüdük. Ve kim olursa olsun annemin itilmesi işte kaldıramam ve hayata bakış açılarımız çok farklı. Ben ne kadar kendi ayaklarımın üzerinde duruyorsam onun duramadığını düşünüyorum. Kızıyor musun ona? Kızmıyorum bile artık. Çünkü bir dönem uğraştım, onun için uğraştım ama artık bıraktım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben mezuniyetimde de tektim. Evlendiğim dönümde de yoktu. Artık kızmıyorum. Hayat ona da gülsün yani ama başka bir şey diyemem onun için. Yani senin hikayende aslında annenin hayatından kötü bir şekilde alınmasının ardından da yaşanan pek çok şey var. Tabii domino ki. Etkisi gibi evet. Pek çok şey yaşanıyor. Bir gün abimin de babam gibi şiddete eğilimlerini duyarsam hiç şaşırmam ki zaten bu eğilimlerin olduğunu düşünüyorum. Yapma ya. Hiç şaşırmam. Peki kendin adına böyle bir korkun var mı? Çünkü çok var. Hayatında karşına çıkan ve seni erkeklerle ilgili bilgi sahibi yapacak olan insanlarla ilgili çok ciddi soru işaretleri var evet. Kafanda. Şu anda evlisin, bir erkekle hayatını paylaşıyorsun, güvenmek istiyorsun ama tam olarak güvenebiliyor musun acaba? Evlilik benim için çok ciddi bir karardı. Fakat ailemi kaybettim ve kendime bir aile kurdum. Eşim bana şiddet uygular mı diye çok korktum. Hala da korkuyorum. Bu korkum hep devam edecek ama ben şiddete eyvallah diyebilecek bir kız değilim. Annemin yaşadıklarını yaşamaktan çok korkuyorum ve böyle bir şey bana yaşatırsa eğer gerçekten annemle babamın yolunda ilerlememize engel olurum. Ama şu an böyle bir şey yok. Beni seviyor. Ben daha yeni balayından seviyorum. Döndünüz evet. Ya. Ne kadar oldu balayından döneli? 1 Nisan'da evlendik. 1 Nisan'da evlendiniz. Bunları konuşmak için hiç bunları konuşmayalım bile. Sen inşallah çok mutlu olacaksın. Çok güzel bir hayat yaşayacaksın. Acaba hemen çocuk sahibi mi olsam? Ben normalde bak ben
hem kendim de çok geç çocuk sahibi oldum. Hem de herkese, bütün etrafımdaki kızlara, bana soranlara tabii ki geç evlenmelerini ve geç anne olmalarını, hem hayatlarını yaşayabilmeleri hem hayatlarını kendi adlarına kurabilmeleri açısından tavsiye ediyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ama seninle karşılaştığımda sanki böyle bir annesini kaybeden ve bu büyük sevginin yerine yeni bir büyük sevgiyle doldurabilecek yüreği kocaman bir genç kadın görüyorum. Sen muhtemelen muhteşem bir anne olacaksın Duygu. Umarım sen, öyle olur. Yani öyle hissediyorum. Hem çok iyi bir anne olacaksın hem de evladına sevgi dolu bir yuva vereceksin. Onun için dedim, düşünmüyor musun çocuk? Umarım dediğiniz gibi bir anne olurum. Çocuk tabii ki çok isterim ama şu an değil. En azından birkaç sene geçsin. Çünkü hayatımızı oturtmamız açısından bir çocuğu kumar oynarmış gibi dünyaya getiremeyiz. Öncelikle kendi hayatımıza bir bakıp, evet biz şimdi bir çocuğun sorumluluğunu alabiliriz dediğimiz seviyeye gelmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir kumar değil, bu bir hayat. Ve biz kendimizi o seviyede gördüğümüzde tabii ki çok 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 isterim. Eşim de, ben de çok isteriz. Ama şimdi zamanı değil, zamanı geldi. Duygu, şu anda biz canlı yayındayız. Gerçi sanki evimizdeymişiz gibi sohbet ediyoruz. Son derece sıcak, samimi ve açıksın. Ama aslında ekranları başında bizi pek çok kişi izliyor. Ve pek çok kişi kendi adına ya da başkası adına ders çıkarıyor. Üzülüyor, helal olsun kıza diyor. Pek çok şey düşünüyor. Buradan şiddet gören kadınlara, şiddet gösteren erkeklere, çocuklarını sadece şiddet değil ama mutsuz ortamda, kavga gürültü içerisinde yetiştiren anne babalara, bunu birebir yaşamış biri olarak lütfen nereye, şu kameraya dön ve söyle. Dön ve ders ver. Dön ve kendi hayatından çıkardıklarını bir kişiyi bile döndürsek, bir kişiyi bile kandırsak evladır. Lütfen söyler misin? Ben annesiyle babasının kavgaları arasında sıkışmış bir kız çocuğuydum. Şimdi genç bir kadın oldum ama yaralarım hiç geçmedi. Çocukluğumu güzel hatırlamak isterdim. Fakat çocukluğumu benim elimden aldılar. Ben büyümedim, büyümek zorunda bırakıldım. Hiç çocuk olmadım. Ve hiçbir anne baba çocuğuna bunu yaşatmak istemez. Lütfen çocuklarınıza bunu yaşatmayın. Evet, geçinemeyebilirsiniz, anlaşamayabilirsiniz. Özellikle şurada evli kadınlarımıza sesleniyorum. Çocuğum için dayanıyorum, çok saçma buluyorum. Çünkü çocuğunuz için dayanmıyorsunuz. Çocuğunuzu daha çok bir uçuruma atıyorsunuz. O kavganın içerisinde, o şiddetin içerisinde o çocuk büyürken psikolojisi de daha çok zarar görüyor. Yanlış adamlara sarılabilirdim ben. Ben başımın okşanmasından bile korkardım. Ben yastığa sarılmadan uyuyamazdım. Ben gülerken kötü bir şey olur diye korkardım. Çocuklarınıza bu psikolojiyi aşılamayın. Ben çok kötü yollara düşebilirdim. Evet, ben ayaklarımın üzerine durdum ama ben 17 yaşındaydım ve 18'ime yeni girmiştim. Çok insan tarafından kullanılabilirdim. Kalacak evim, kalacak yerim, yemeğim, hiçbir şeyim yoktu. Kendi tırnaklarımla hayatı kazıdım. Yurtta kaldım, aç kaldım. Çalıştım, okudum ve bütün bunları yaparken hiçbir zaman arkadaşlarımla kendimi eşit hissetmedim. Ama ben arkadaşlarımla kendimi eşit hissetmek isterdim. Bir evlilik yürümüyorsa lütfen boşanın, ayrılın. En azından o çocuk hem annesiyle olur hem babasıyla olur. Ya da beyefendilere sesleniyorum. Gerçi eşine şiddet gösteren kimse beyefendi olamaz ama o kaldırdığınız el bir gün size geri döner. Ve bir gün onun hesabını veremezsiniz. Belki burada değil ama bu tarafın bir de diğer tarafı var. Eğer ki kendinizi, çocuğunuzu, hayatınızı seviyorsanız birazcık daha dikkatli davranın. Teşekkürler Duygucuğum. Rica ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Kısacık bir ara veriyoruz.